Efendim İstanbul'dan İzmir'e veya İzmir'den İstanbul'a Çanakkale üzerinden gidenler Kaz Dağları geçidini iyi bilirler. Özellikle de o İzmir'den İstanbul'a gelişte o yokuşun kıvrıla kıvrıla çıkışını iyi bilirler. Yol evet güzeldir, manzaralıdır, ormandan geçer ama hem risklidir hem de meşakkatlidir. Bir kamyon önünüze takılırsa arkasından yavaş 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 gidersiniz. Burası Asos ve Troya arası deniyor genellikle. Buraya tüneller yapıldı. Tüneller sayesinde İzmir Karayolu'ndaki Ayvacık ve Küçükkuyu arasındaki 50 dakikalık mesafe 5 dakikaya inecek. Bu karayolu taşımacılığında kazanılan en fazla süre. 50 dakikalık yol 5 dakikaya inilecek tünellerle. Ayrıca tüneller sayesinde karbon salınımının da düşeceği belirtiliyor. Açılış Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. Mesafe süresi azalacak. Hem yakıttan hem de zamandan tasarruf sağlanacak. Bunun yanı sıra çevrenin karbon salınımının azalmasıyla çevrenin korunmasına da katkı sağlayacak. Çanakkale-İzmir karayolunun Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasındaki Kaz Dağları rampaları geçişinde 2016 yılında başlanan bölünmüş yol ve tünel çalışmaları tamamlandı. <Sülüyor> Açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle yapılacak. Tünellerle birlikte 50 dakikalık yol da 5 dakikaya düşecek. Tünellerin karbon salınımını yıllık 3065 ton azaltması da öngörülüyor. Ukrayna Savaşı'ndaki son durum tahıl koridorunun akıbetini etkiler mi? Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kırışçı endişeli. Bakan, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın özellikle son olaylardan sonra tahıl koridorunu tehdit ettiğine dikkat çekti. Kuzeydeki savaş yeniden alevlendi. Önce Kiev yönetimi ilhak edilen Kırım'ı Rusya'ya bağlayan Kerç Köprüsü'ne saldırı düzenledi. Moskova'nın misillemesi ise füzelerle yerleşim yerlerine oldu. Çatışmaların daha da şiddetlenmesi üzerine gözler Türkiye'nin ara buluculuğunda açılan tahıl koridoruna çevrildi. Tahliyelerin sekteye uğrayıp uğramayacağı merak konusu oldu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi böyle bir ihtimalin bulunduğunu söyledi. Tahıl ile ilgili 302'ye çıktı gemi sayısı. Tahıl miktarı da 6 milyon 800 bin ton civarında. Ama gübre ile ilgili şu anda daha hala bir aksiyon alınmadı. Odessa limanına da saldırı var. O bizim için tabii ki büyük bir tehlike. Yani limanların güvende olmadığı gibi önce köprünün vurulması, ondan sonra buna mukabelede bulunulması, bu gerginlik tahıl koridorunu etkilerse kötü olur. Endişemiz o. Kabine toplantısı sonrası gazetecilerle bir araya geldi Bakan Kirişçi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın ayçiçeği gibi ürünlerin fiyatını etkileyip etkilemeyeceği sorusuna yanıt verdi. Bizim için de önemli. Çünkü neticede dünya fiyatlarından biz de ister istemez etkileniriz. Bizim adımıza risk yok. Çünkü şu anda bütün ihtiyaçlarımız karşılanmış durumda ama elbette ayçiçeğinin %35'lik 40'lık kısmını ithal ediyoruz. Dolayısıyla yani bizim açımızdan bir risk yok. Ama savaş eğer bu haliyle giderse risk var. Herkese endişelendirmeli. Ve gemilerle dünyaya dağılan tağılın ihtiyaç sahibi ülkelere gönderilmediği iddiaları. Bakan Kirişçi, tağılın gelişmiş ülkelerde işlendikten sonra yeniden yola çıkarıldığını, söz konusu ülkelere ulaştırıldığını söyledi.